Evet, bugün Altındağ'da, Ankara'da Altınköy'deyiz. Altınköy'ün köy kahvesinde. Ben Emin Yalçın. Ben Talana Yıldız. İkisi bir arada başlıyor. Başlasın anasını satayım. Oh. Başlamadı kabahat. Ne güzel yerdeyiz ya. Vallahi var ya Emin, iyi ki buldun burayı abi. Harika bir yerdeyiz böyle. Nostaljik. Bizim o memleketin evlerine benziyor. Değil mi? Muhteşem bir yerdeyiz abi. Şu var ya, ben yani hiç program falan yapasım yok. Şuraya ananasım var yani. Şurada böyle bir yatıp uyuyasım var abi. Değil mi abi? Sıcağı görmeyin. Yani vallahi billahi çok muhteşem bir yerdeyiz yani. Yani abi, bazı eskiler var, hiç eskimiyorlar. Gerçekten öyle. Yani hep hani şey derler ya, eskiler mi güzeldi, eskiden mi güzeldi? Sence eskiler mi güzeldi, eskiden mi güzeldi? Vallahi eski insanlar da güzeldi, eskiden de güzeldi abi. Yani ben memleketin her köşesini ayrı ayrı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani bizim kültürümüz hiçbir yerde yok bence. Yani yemek kültürü olsun, aile yapısı olsun, atıyorum yani yöresel zenginliklerimiz olsun. Bunu ben başka memlekette bulamadım yani. Hani çok fazla gezdim, seyahat ettim biliyorsun. Evet abi. Yani iş icabı falan gidip gelmediğim bir yer kalmadı. Hakikaten bizim memleket gibi bir memleket görmedim yani. Maalesef, ama bu değerleri işte kaybediyoruz. Yani zamanla kaybediyoruz. Evet, evet yani. Teknoloji bir kere bak. Teknoloji bence insanları çok fazla esir aldı. Yani eskiden bu kadar teknoloji yoktu. İnsanların birbiriyle muhabbeti daha fazlaydı. Evet. Şimdi teknoloji öyle bir esir aldı ki milleti, yani adam sanki kendine teknoloji alet muhabbesi yapıyor ya. Düşünsene yani böyle abi. Bir şey var. Diyor ki herif, şarjım bitti diyor. Lan senin şarjın bitmedi, aletin şarjı bitti yani. Anlatabiliyor muyum? Kendine verip şarjım bitti. Gel dahi vereyim seni şimdi bir yere. Anladım, şarjım bitti diyor. Ya Pendik'te, ben Pendik'te oturuyorum İstanbul'da biliyorsun. Evet. Kızcağızın bir tanesi logara düştü. Telefona bakarken. Böyle telefona bakıp gidiyor, akıllı telefona. Lan telefon akıllı da sen o kadar akıllı mısın acaba? Logara düştü. Çıkartmışlar, ilk sorduğu şey ne olmuş biliyor musun? Ne oldu? Telefonum nerede? Bak sana yemin ediyorum. Maalesef abi, şimdi insan öyle bir alışıyor ki, yani ben üzülerek söylüyorum, kendim de aynı durumda. Böyle telefonu yanına almadığın zaman bir eksiklik oluyor. Yani evet. Bugün de sen evden çıktığında geri eve dönmen için en büyük sebep nedir? Telefonun evde kalmaz. Evet abi yani, bir tane reklam var ya biliyorsun sen onu. Bugün bahsettik ya, hatta geyiğini yaptık reklamlardan falan konuştuk aynen. Ya. Bir tane reklam var böyle, gemide bir kızla bir erkek muhabbet ediyorlar. Kız çikolata yiyor, sevgili. Evet. Tamam mı? Çikolata denize düşüyor. Aşağıda da köpek balıkları falan var. Tamam mı reklamda? Çocuk atlıyor. Yani çocuk atlıyor, çıkartıyor. Benim aklıma direkt şey geldi. Dedim ki iPhone düşse atlarım, onun dışında atlamam. Yani. Anladın mı? Aynen abi. Hani kız bile düşse bizde atlayacak adam çok zor bulursun yani. Yani. İnandırıcı değil reklam. Yani telefon falan. Yani o kadar ön plana çıktı ki abi. Abi evet. Acayip hayatımızı esir aldı yani. Aynen yani, öyle. Eskiden biliyorsun insanlar birbirine dokunurdu, muhabbet ederdi, sohbet ederdi. Şimdi Face'ten dürtüyor. Yani dört arkadaş şurada oturmuş, herkesin önünde işte tablet bilmem ne açıp kimse birbiriyle muhabbet etmiyor. Abi, artık bu noktaya geldi. Bu düzen artık böyle tek kişilik şehir diye bir tiyatro oyunu vardı. Devlet tiyatrolarında da oynandı, ona gidiyor. Yani artık şehrin en büyük, en lüks binalarında insanların oturmadığı, sadece internet üzerinden alıp sattığı böyle daireler olacak. Yani adam işte bir uçak alacak, çok sevinecek. Sen diyeceksin ki hayırdır ya, uçmayı mı seviyorsun, pilot musun, kemkün var mı? Yok diyecek, onu satacak. Yani emin ol abi, bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra insanlar sadece böyle işte lüks şeyleri, kullanmayacakları ürünleri alıp sattıkları bir düzene geçecekler. Teknoloji o seviyeye gelecek. Yani ticaret reelden çıkıp gidecek ki şu an zaten çıkmış gitmiş durumda. Ben bu telefonun ilk hayatımıza girdiği dönemleri hatırlıyorum da yani. Mesela yaşlılar zorlanır yani. Aynen. Hatırlıyor musun? Benim rahmetli anacığım bana deneme diye mesaj atmıştı, hiç unutmam yani. He. Anne dedim, bu ne, neyi deniyorsun? Bakalım atabiliyor mu diye. Dayım kızına para gönderecekmiş de. Aramış, aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor deyince benim muhakkak ulaşmam lazım, ben bir daha arayamam demiş. Koy yerinden arıyorum, burada sıkıntılı çekmiyor demiş. Operatörle konuşuyor yani. Bizim köyde de şey vardı. Hani o ilk çıktığında telefonlar, evet. Hatırlıyorsun suç aleti gibi Ericssonlar falan vardı böyle. Aletler gitgide böyle bir boyut değiştiriyor. Yani bunlar önce eskiden bilgisayar masaüstüydü. Sonra dizüstü oldu. Ondan sonra cebimize girdi. Yani bir sonraki gireceği yer hayırlara vesile oldu inşallah diyorum ben, anlatabiliyor muyum? Anladım hani abi. Mevzu küçülüyor çünkü yani devamlı.
Böyle her şey, ne bileyim, bankada sıra bekliyorduk. Onun da bir tadı vardı yani. Hatırlıyorum. Yani artık zaman çok hızlı geçiyor. Yani telefonu yüklüyorsun bankanın uygulamasını, artık bankaya falan gitmene gerek yok yani. Bu her şeyi hallediyorsun. Ya aslında bunlar büyük kolaylıklar ama gel gör ki işte bazı şeyleri, değerleri kaybediyorsun. Yani buna eskiye dönüp baktığımızda insanların bir köy odası muhabbeti vardı. Yani vardı tabii yani. Köylerde bir köy odası muhabbeti vardı veya en azından bir yere gidip eğlenebilmen, bir oyun oynayabilmen için, bugün kahvedeyiz diye söylüyorum, bir kahveye gelip oyun bile oynayabilmen için dört kişiyi bir araya getirmeli. Bu dört kişi birbirinin derdini dinliyordu, tasasını dinliyordu. Bizim çocukluğumuzdaki oyunların hiçbirini bilmiyor çocuklar mesela. Bilmiyor. Yağlı Kayış diye bir oyun vardı bizde. Şimdi çocuklar hep korunaklı yetiştiriyoruz abi. Yağlı Kayış ha bu arada. Yağlı Kayış hatırlıyorsun. Aynen abi, sıcak sıcak. Ne güzel oyundu o da. Ya bir de böyle gıcık olduğum bir arkadaşına denk gelirdi ya böyle. Onun var ya, götüne. Öcünü alıyorsun değil mi ya? Allah sayı. Ne güzel oyundu o ya. Siz de der miydiniz sıcak soğuk değil sıcak, mi? Sıcak yaklaştı bu sıcak olurdu falan. Ama hep anneler böyle kızarlardı. Evde işte evi dağıtıyoruz falan diye onlar. Saklambaç vardı. Ne bileyim, yakan top oynanırdı. Efendim hocam, misket vardı. Şimdi toplar aile yakmıyorlar. He, misket vardı. Kuyu oynardık biliyor musun onu? Evet. Kuyu. Müselles derler, üçgen derler. Müselles, üçgen vardı. Kuyu oynardık. Biz akşamlar gider kuyuya yol yapardık. Öyle yani bir karış aldım falan vardı değil mi? Geceden gider yol yapardık ki sabah oradan yuvarlayalım. Kuyuya düşüreceksin değil mi? Onu yol yapıyorsun. Akşam ezanı yani şey gibiydi, eve girme zili gibiydi yani. Akşam ezanı okundu mu bir tane çocuk kalmazdı. Ama o zaman anneler bağırırdı yani. Öyle bir, şimdi çabuk da bağıran bir anne. Bir de herkes da senin annendi o zaman. Kardeşim yani senin annen benim annemdi. Benim annem onun annesiydi. Komşunun kapısı açık dururdu yani. Girerdik içeri, salçalı ekmeği falan sürerdi, elimize verirdi, giderdik. Ben çok hatırlıyorum yani. Komşu teyze benim sırtıma havlu koyuyordu da var. Ya ben bir kere sigara içerken yakalandıydım bir komşuya da adam beni bir dövdü. Bak bir dövdü. Yemin ediyorum sana dinlene dinlene dövdü yemin. Geldim eve dedim ki anneme şimdi diyeceğim ulan Ahmet abi beni dövdü diyeceğim. Bir de anam dövecek. Yani aynen. Kim bilir ne yaptın da dövdü diye. Şimdiki bakıyorsun mesela. Abi canım şimdi ailelere falan bakıyorsun. Ya biz de mesela her türlü problemi bir tane terlik çözüyor yemin. Adam terliği bir fırlatıyordu, o terlik koridoru dönüyordu bak, yemin ediyorum sana, güdümle atıyordu ya. Terlikten kaçma şansın yok ya. Terliği bir atıyordu, ensende bitiyordu. Bir de böyle yapıyordu. Götü terliği, götü terliği geri. Bir de vurulduğun silahı doldurup geri veriyordun abi. Terlik bütün şeyi çözüyordu. Ne oldu, biz aptal mı olduk yani? Şimdiki çocuklara böyle, hani hep böyle bir kişisel gelişim uzmanları, abilik gubilik şeyler çıktı ya şimdi öyle. Evet, onların açıklamaları. Bizim yaşam koçu falan, hani ben malım yaşayamıyorum, gel benim yerime yaşa gibi geliyor bana, anladın mı? Hani mesela çocuğu alıyor karşısında, Berkecan, bu yaptığın çok yanlış. Seni cezalandırıyorum Berkecan. Ben konuşuyor, bir saat konuşuyor çocuğa. Berkecan da bakıyor diyor ki Allah'ını seversen bir tane çak ağzıma da, anladın mı, bu kadar konuşup kafa ütüleme yani. Aynen öyle. Biz de öyleydi abi. Şimdi bizim döneme, yani daha eskiye bizim döneme baktığın zaman zaten bırak birine götürmeyi çocuğu, kendini tedavi etti. Etmedi zaten, o sınırı geçiyordu çocuk. Yani belli bir delilik oranına ulaşıyordu. Şimdi baktığında babam beni bir yere götürecek. Düşünsene abi sen normalde. Adamı yani diyeceğim ki ben böyle psikolojik bir sorunum var. İşte anana diyeceksin zaten. Ananer evin koruyucu meleği zaten biliyorsun. O babaya diyor, o oğlanın böyle bir sorunu varmış diyecek. Ne der ki babam ya? Ben şimdi düşünüyorum. Yani, hep şımarıklık bunda falan. Yani eskiden bir boku yok diyecek başlayacak yani. Bir boku yok, bir dayağı eksik eşşoğlu eşşoğlu. Bir dayağı eksik. Tabii yani. Mevzu orada. Yani. Ama ne olursa olsun, şimdi o dönemde yetişenlerdeki yine edep, yine aile adabı, şimdi anam çok daha farklı. Tabii şimdi hani bak gençliği de gömmeyelim. Yani pırıl pırıl gençlerimiz de var yani, o da ayrı mesele. Ama biraz böyle bireysel hayata doğru gidiyoruz sanki. Yani herkes bireysel olmuş. Yani adam asansörde selam vermeyen komşum var benim ya. Yani o asansör böyle 7. kata çıkana kadar biz adamla böyleyiz yani. Kırıtıyoruz ya. Böyle kırıtıyoruz ya. O tarafa bakıyor, bu tarafa bakıyor, o yukarı bakıyor ya. Halbuki de ki ne yapıyorsun birader, nasılsın, iyi misin? İşte adam 3'e basıyor, sen de 3'e basıyorsun baba falan. Seninkiyle gitmiyorum bak ben. Yani bir muhabbet azaldı insanların arasında. Yani gerçekten muhabbet azaldı. Yani eskiden
Ben hatırlıyorum mesela kahvelerde falan sırf muhabbet etsin diye böyle yedirli biçimler tipler vardı. Sizde de var mıydı? Tabii abi olmaz olur mu? Oralarda var mı? Ya bizde mesela bir çay söyleyeyim de iki laf anlarsın. İki laf anlarsın. Çoğu da sallayan tipler vardı. Lafın benim olurum tabii. Bizim memlekette kahve kültürü çok fazladır biliyor musun? İnebolu 10 bin nüfusunu içeri abicim 100 tane falan kahve vardır belki. Bizim gene dedi hiç yok değil mi Savaş yani? Gene de yok. Aynen abi yani. Abi bir sürü kahve var. Yabancı geçtiği zaman hemen belli olur. Kim de bu? Kimlerden bu? Sen tanıyor musun lan falan? Tanıyor musun sen? Kimin oğlanı bu? Bu İstanbul'dan mı geldi bu falan? Lan sana ne? Tamam. Tabii işine bakarsan bu ne adam? Sıkıntı da lan. Aynen aynen. Bir de mesela böyle kahvede hani iyi sallayan, iyi laf anlatan hani bir şey gibi. Herodot amca karakteri gibi, ekmek teknesi gibi. Öyle bir tipi de buldum. Bu milleti yedirin içini sigarasını temin eder ki yeter ki anlas. Bir de kahvede abi kendi yalanına kendin inanırsın. Böyle bir şey vardı. Biz bu şu masada söyle diyorum ya, arka masada kendin... Ya ilk bölümde anlattığım bir Ali vardı ya benim çocukluk arkadaşım. Evet, Ali'yle kahveye gittik, dedik ki... Ulan dedik bir yalan atalım, tamam mı? Bak, ya masaya duyurarak konuşalım, hani bakalım ne olacak? Nereye gidecek bak? Böyle konuşuyoruz şimdi, ulan koca gemi diyoruz limanla, nasıl battı be? Sen gördün mü? Lan görmem mi ya? O geminin oradan dönmesiyle alabora olması, batması falan biz anlatıyoruz. Yan masa bunu duydu. Yan masa bunu duydu tamam. Biz akşam liman kahvesine gittik tabii. Kahve geziyorsun. Başka bir şey yok ki. Kışın memlekette ne yapacaksın? Liman kahvesine bir gittik. Yemin ediyorum herifin biri bizim anlattığımızı bir anlatıyor. İnanmış. Hoca gemi diyor virajı alamadı diyor. Kaptan hop mopetti diyor. Biz lan ne ediyorsun falan demeye almadı diyor. Bir sağa çat diyor. Bir sola çat diyor. Yemin ediyorum şark topsun Titanic gibi diye ya. Drop diye battı diyor. Sen gördün mü diyoruz biz şark topsun gördüm diyor. Yani kendi inanmış konuya. Yani o kadar bir olay başlatan biziz. Başlatan biziz. Ulan biz inanacağız yani. Hakikaten o kadar böyle bir olay oldu mu falan neresini sorduracak ya. Acaba ya. Kendini sorgularsın. Ben de bu şeyi bir tane av videomuz vardı bizim, onu bir abinin ağzından dinlediydim, ondan sonra yaptım. Adam diyor ki, tabii kendi gırgır şamata, yere dedi ki iki laf anladı ben falan, oturduk böyle. Abisin dedi, bir gün dedi ava gittik dedi böyle. Benim silah dedi, dolduma dedi biliyor musun? Böyle. Domuza gittik amme dedi, o afi bir çoğurdum dedi, keklikte dedi. Şak saydım 14 tane dedi. Hemen dedi 14 tane dedi saçmayı koydum dertim dedi abi silahın ağzına verdim bir çaktım bunlara dedi. Abi dedi bir sayıyoruz 13 tane keklik var dedi ya. Keklik biri yok dedi. Ben vurdum dedi tek atışta hepsini vurdum. Ya sayıyoruz 13 la mümkün değil ya ben atacımla diyor hepsi kalmayacak. La bir baktım diyor keklik önüne gidiyor benim öbür saçma onun arkada diyor. Aynen öyle yani. Şimdi ya benim şey geliyor aklıma, sen bunları da anlatacaksın. Benim Palamracılar diye bir karakter vardı ya, hatırlıyorsun. Şey vardı hatta, taksici Memduh falan vardı. Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Onu ben şeyden esinlendim, bu Uğur Yücel Usta'nın bu Palamracılar'a anlattığı bir hikayesi var, tamam mı? Ben de çok severim Uğur Yücel'i. Yani ben bunu stand-up gösterilerde falan da anlatıyorum. Hani bunlar hikayeciler, anladın mı? Hani güzel hikaye anlatan adamlar, ha? Bu bahsettiğimiz adamlar. Evet. Bir gün Uğur Yücel Usta Köşk Emin diye bir adamdan bahsediyor. Bak adı da Emin, Köşk Emin böyle ismiyle müsemma. Hakikaten böyle köşk gibi bir vücut taşıyan Beylerbeyi'nin ağır abisi, tamam mı? Köşk Emin. Ama iyi sallıyor. Yani Köşk Emin çok iyi sallıyor. Nasıl sallıyor mesela? Şöyle sallıyor diyor ki yavrum diyor, hep de yavrum diyor konuşuyor böyle. Yavrum diyor Kıbrıs Barış Harekatı olmuş diyor, Karaoğlan beni aradı diyor. Emin çık bak bakayım hakim bir yere ne yaparız falan dedi. Diyor çıktım diyor böyle beş parmak dağlarına doğru diyor bakıyorum diyor oradan diyor tamam mı? Bir cayırtı koptu diyor bir kafayı çevirdim diyor Yunan'ın uçağı geldi ne böyle burada durdu diyor. Çekti el freni diyor pilot. Açtı diyor kelebek camını. Emin abi kurban olayım sen bu işe karışma dedi diyor tamam mı? Hani böyle sallıyor. Bir gün şeyi anlatıyor Köşk Emin. Diyor ki oturmuşuz yavrum diyor külhan varla diyor. Pendik'te diyor, adalara karşı rakılarımızı yudumluyoruz yavrum diyor, akşam oldum olacağım diyor. Bahar rüzgarı döşümüze vuruyor yavrum diyor, gözüm diyor adalara ilişti diyor. Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada, Hastik'tir arada iki sıradan bir ada var dedim diyor. Lan sen gördün mü Refik dememe kalmadı, Refik diyor toz oldu.
Külhanlar diyor yer oldu. Pendik'ten garip sesler geliyor diyor. Eşekler anırıyor, ezanlar okunuyor. Halk ekmek kuyruğuna girmiş bir kıyamet havası var yavrum diyor. Çıktım diyor minareye, aldım elime diyor mikrofonu. Pendik ahalisi, köşke minabiniz burada sıkıntıya mal vermeyin yavrum diyor. Kendimi sahile atmamla bir donla kalmışım namussuzum diyor. Suya bir atladım, cos diye ses geldi, ateşin başıma vurmuş diyor. Lama, ben gidiyorum adaya doğru, ada geliyor bana doğru diyor. Ben gidiyorum adaya doğru, ada geliyor bana doğru. Bir yaklaştı ki ne göreyim, o ada büyüklüğünde bir balinaymış yavrum diyor. Burun buruna geldik diyor, ulan bak git pislik çıkacak dedim diyor. Hayvan sinirli diyor. Alıyor alttan suyu. Burada bir tahliye deliği var yavrum diyor. Alıyor suyu diyor. Buradan veriyor diyor. Alıyor. Çektim parmağı tıkadım tahliye deliğini diyor. Hayvan mı sendeledi bunu alttan bir apark at diyor. Hemen çıkardım don lastiğini bağladım dişine yavrum diyor. Labada kıyıya doğru gidiyorum. Kruvasör gibiyim namussuzum. Götüme gemi bağlasam atlayacağım. Bir geldim diyor sahile. Halk bağırıyor Emin abi. Hayvan aldım diyor. Bir sağa vurdum, bir sola vurdum diyor. Parmesan, dereotu, götüne havuç verdik bizim refin fırına diyor yavrum diyor. Bir sağ, bir sol diyor tamam mı? Löp löp et çıktı diyor. Fakir fukara bir hafta yedi, bir lokma aldıysam namussuzum diyor. Ama bak bu şimdi var ya, yani seni de kutlamak gerekiyor bu derdi. Bu hakikaten yani bu da bir sanat ya. Yani bunu anlatabilmek, abi, bunu yazabilmek. Yani. Şimdi sen anlatırken hakikaten ben yoruldum yani. Onu öyle abi kurabilmek, cümleler, o kelimeler üst üste. Var abi, var vardı yok demiyorum. Ya. Yani ya biz Sivaslı öğrenciyken böyle şey vardı, ben Cumhuriyet Üniversitesi mezunuyum biliyorsun, Sivaslı evet. Okudum. Yani Türkiye'nin Sibirya'sında. Ya biz gene de varken Türkiye'nin Sibirya'sını Sivas abi, olarak kabul ettim. Orada mesela kahvelerde aşık atışması falan olurdu mesela. Böyle ben bağlamaya orada başladım o adamlardan evet. Görüp. Ya adam dudağının arasına şivi koyup atışıyor ya M harfini söylemeden. Anladım. Düşünebiliyor musun ya bu nasıl bir zekanın ürünüdür yani. Ve bu burada böyle palavra atan adamlar vardı yani oturuyor adam. Millet sırf atsın diye adamı gidiyor dinlemeye. Yediriyorlar içiriyorlar herifi. Hafif kafa kırık tamam mı anlatıyor. Bir baktım diyor Ramazan'da diyor Sivas tur geliyor diyor otobüs. İftara diyor 10 dakika var. El ettim durmadı diyor. Yaptım durmadı diyor. Tamam mı? Sen misin durmayan diyor. Çektim diyor cizlevitlerin topunu diyor. Cizlevit? Cizlevit o tol lastik. Cizlevitlerin diyor. Ben yine telefonu alıyorum. Cizlevitlerin diyor topunu çektim yavrum diyor. Oradan kese bir yol biliyorum diyor. Bir kapatırsın diyor. Gittim diyor terminale iftarı ettim. Çayımı içtim. Bir carayı yaktım. Tanenin Sivas tur geliyor diyor. Dedim ne abi? Hani onlar hızlı gitmiş. Yani abi. Yalanla yarışılmaz tabi. Ya ama hani güzel şeylerdi bunlar ya. Ya bu insanlardan mesela bilirdin yani. Hani adam sallıyor ama kimse sallıyorsun da demezsin. Ya onu dinlemekten zevk alıyor, keyif alıyor. Tabii yani, canım. Yani. Anlatıyor. Hani at yalanı demişler ya. Yani. Ama bir şey dedim. Kanalı da ilk günden kapattırmayalım eminim. Aslında. At yalanı falan. Aynen ama şey ama bu ya bildiğin bir çay bir bilet abi işte ya. Bir çay ısmarlayın oyunu izliyorsun abi. Aynen. Şimdi bize çay bile ısmarlamadan bileti izliyor. Valla sabahtan beri burada program çekiyoruz. İnternet parası der abi onlar. Yani. Teknoloji yine. Biz size etiketleriz görürsünüz siz. Ama onları tabii halk biliyordu abi. Mesela işte lan kimden duydun bunu falan dedin ya falan. Ya lan ondan duyduysan onun aslı yoktur diyordu. Aslı yoktur diyordu aslı. Ama dinliyordu. Mesela bizim oranın delisi çok meşhurdur bak yine bunun. Çok fazla delisi vardı ya. Çok orijinal adamlar vardı biliyor musun? Doğru. Yani bir tane mesela Domdomali vardı bizim orada. Diyor ki Maho, Lenin, Hitler, De Gaulle bir de ben diyor. Dünyayı diyor beşimiz yönetiyoruz. Tamam mı? Şeye döndü Asya, Rusya, Tosya. Ya bu İstanbul Üniversitesi'nde mi? Marmara'da mı? İstanbul Üniversitesi daha eski olan İstanbul Üniversitesi'ydi değil mi? Doğru. Herhalde bilmiyorum. Yani şimdi orada okumuş bu. Yani iyi de bir dereceyle falan bitirmiş. Siyasi olaylardan mı bir şeyden bir kavgada mı? Conta'yı yakmış. Evet. Bir gün böyle kahvede oturuyoruz abi. Çocuğun bir tanesi de iktisatın da ağır konuları makro iktisat, mikro iktisat falanmış tamam mı? Bir büyük bir buçuk diye. Gelmiş çocuk kalmış tamam mı bu derslerden? Domdomali geldi böyle. Tipik bir karakter ya. Deli ya adam. Ne haber lan? Diye gelen bir tip tamam mı? Geldi böyle, neden kaldın lan sen?
Dedi ki işte makro iktisat, mikro. Çocuğu aldı oturttu, makro mikro iktisat anlattı. Yani. Son itibariyle abi, yani eskiler mi daha güzeldi? Eskiden mi daha güzeldi? Hem eskiden hem eskiden daha güzel biliyorsun. Doğru mu anladın? Eskinin hepsi güzeldi. Değil mi abi? Vallahi. Yani teknoloji... içine sıçtı muhabbeti. Günümüzün Türkçesi bu yani. Evet. Muhabbetin içine sıçtı teknoloji. Evet. Tamam, faydası var. Eyvallah, kullanışlı o bu ama insanları birbirinden çok uzaklaştırıyor. Şunu bile bir çevirmenin bir tadı var değil mi abi? Şimdi yani. Yanlış çevirmişim vardı ya abi, o bile buradan geliyor. Yanlış çevirmişim. Şu yarım saatte geri geliyor. Bu yanlış çevirmişim buradan geliyor değil mi abi hakikaten? Bak evet. Şimdi diyoruz ya, mesela, pardon yanlış çevirmişim falan. Artık yanlış çevirmişim de yok da yani. Baksana ya, ne kadar güzel bir şeydi. Aynen abi. O zaman ne diyelim, teknolojimiz güzel kullanılsın ki güzel yerlere gelinsin. Muhabbet olsun, sohbet olsun. Eskimeyen eskilere selam olsun. İkisi bir arada. Sona erdi. Ben Emin Yalçın. Ben Tarabay Yıldız. Saygılar. Sevgiler.